çok bir şeyler anlatmak istemeyeceğim. Çünkü 20. yılımıza yaklaştık Yalova Yeni Yaşam Engelliler Derneği olarak. Çok köklü bir derneğiz. O yüzden sağ olsun Levent Hocam bir beste yaptı derneğimiz için. İnşallah 26 Aralık'ta onu da sizlerle paylaşacağız. Ve biz bunu slogan haline getirdik. Bir ağacın dallarıyız. Evet, hakikaten kökü bir olan, toprağı bir olan koca bir çınar düşünün. Dalı yaprağıyla, verdiği meyvesiyle bir ağacız ve onun dallarıyız. Bu sloganla yola çıkıyoruz. Yeni Yaşam Engelliler Derneği olarak yerelde yaptığımız politikaları ulusala da yansıtmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. İstihdamın önündeki engelleri aşmak için çözüm politikaları üretiyoruz. Sağlıkta öyle, eğitimde öyle, erişilebilirlikte öyle. Durmadan yolumuza devam ediyoruz. Yerel anlamda da Yalova'yı engelsiz bir kent yapmak için Yalova Belediye Başkanımızla dernek olarak var gücümüzle işbirliği yapıp evet arkadaşlar, böyle gelebilirsek. Şimdi biliyorsunuz, ulaşılabilir bir kent, engelsiz bir kent, istihdamda engelli, eğitimde engelli, sağlıkta engelli. Nisan'ın 20'sinde Diyanet İşleri Başkanlığı'yla da görüştük bu konuyu geçen hafta Ankara'da. Onlar da tam desteklediler. 189 kişilik bir uçakla İstanbul'dan hep beraber hareket edeceğiz. Tabii bunu dernekteki arkadaşlarımız bir haftadır harıl harıl çalışıyorlar sponsor bulmak için. Şu an 15'e yaklaştık sponsorda. Yani bir engelimizin ücretini bir kişi karşılaması kaydıyla götüreceğiz. Biz onlara kesinlikle bir yük yüklemeyeceğiz bu konuda. Yeter ki o havayı solusunlar, oraları da ziyaret etsinler ve gelsinler burada o maneviyatı bize anlatsınlar. Federasyon olarak böyle bir karar aldık. Sizlerin desteğinizle ve inşallah sizlerin içinden de gidecek arkadaşlarımızla hep beraber gideceğiz. Bu müjdeyi burada paylaşmak istedik. Çıktığımız yol hayırlı bir yol. Sonuçta inşallah hayırlı olacaktır diyorum. Her türlü tesiste bunlarla ilgili bir dayatma yok. İşte bizim şu anda başladığımız ve bir iki yıl içinde bitirmeyi arzu ettiğimiz imar yasasıyla, belediye meclisinden alınacak kararla imar yönetmeliklerinde bir takım bu yönde dayatmalar getirmek. Yani vatandaşın kendine yapacağı özel binasında da bir engellinin rahatlıkla yaşamını sürdürebileceği kriterleri bir meclis kararına dönüştürüp bunu yönetmelik ve plan notu haline getirmek. Umuyorum bu yeni aşama, belki de bundan birkaç sene evvel düşünülmesi bile çok uzak gibi gözüken bir hayal, şimdi inşallah Yalova'da ya Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçecektir. Bundan sonra kendi binasını da yapsa, iki katlı binasını bile yapsa, kamu binaları, spor alanları, spor tesisleri bile yapılsa, hepsiyle ilgili imar notu, plan notu olarak alınması gereken kriterleri biz meclis kararıyla bir karara dönüştüreceğiz. Tabii avantajlarımız var. Bunları yapılacak. Ama bir eksik var dedim burada. Ne eksik var? Burada görüyorum ki çok iş adamımız var. Şimdi bu iş adamlarımız da bana sponsor olmak isteyecektir. Ama bilmeleri lazım değil mi? Ne olacak? Yani bu işin bir kişinin gitmesiyle ilgili maliyet nedir bilinsin ki insanlar ben de burada sponsor olayım, ben de bu hayrın içinde payım olsun diye düşünebilir. 3 aşağı 5 yukarı ne diye sorduk. O da 3 milyar liraymış. İş adamlarımıza duyurulur. Yani burada 3 milyarlık bir sponsorlukla bir kardeşimizi gerçekten bu güzel gübre ziyaretine yapma imkanı sağlamaya katkı sağlar diye düşünüyorum. İşte bu düşünceler içerisinde gelecekte bardağın boş tarafını bulmakta zorlanacağımız günlere ülkelerinin ve yaşamdan memnuniyetlerinin yükseltilmesi, ilgi ve yetenekleri çerçevesinde yaratıcı, üretken, mutlu bireyler olarak yetiştirilmesi hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Son yıllarda engelli hakları konusunda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması, engellilik konusunda farkındalık, duyarlılık ve toplumsal bilinci yükseltecek
çalışmalar yaparak bu alana katkılarından dolayı, değerli çalışmalarından dolayı sivil toplum kuruluşlarımızla, Yeni Yaşam Engeller Derneğimizle ve Yalova'mızı engelsiz kent kılan Sayın Belediye Başkanımızla gurur duyuyorum, teşekkür ediyorum. Memnuniyetle ifade ediyorum ki Yalova'mız engellilik konusunda toplumsal bilinci, farkındalığı, duyarlılığı yüksek bir kent. Sizlere, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur, mutluluk. Kalitelerinin ve yaşamdan memnuniyetlerinin yükseltilmesi, ilgi ve yetenekleri çerçevesinde yaratıcı, üretken, mutlu bireyler olarak yetiştirilmesi hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Son yıllarda engelli hakları konusunda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bu düzenlemelerin uygulamaya yansıtılması, engellilik konusunda farkındalık, duyarlılık ve toplumsal bilinci yükseltecek çalışmalar yaparak bu alana katkılarından dolayı, değerli çalışmalarından dolayı sivil toplum kuruluşlarımızla, Yeni Yaşam Engeller Derneğimizle ve Yalova'mızı engelsiz kent kılan Sayın Belediye Başkanımızla gurur duyuyorum, teşekkür ediyorum. Memnuniyetle ifade ediyorum ki Yalova'mız engellilik konusunda toplumsal bilinci, farkındalığı, duyarlılığı yüksek bir kent. Sizlere, ailelerinizle birlikte sağlık, huzur, mutluluk.